Kalbime Gömerim şarkısıyla 15 yıl önce müzik piyasasını sallayan Gökçe Kırgız'ın Merve Doğan, yani Gökçe Kırgız Taner'le isim davası bitmeden Instagram mücadelesi başladı. Hesabı kapatılınca işler yine karıştı. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Başka birisini taklit ettiğim gerekçesiyle hesaplarım kapatılıyor. Kati süretle ben hani böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Hiç kimseyi taklit etmiyorum, kendi adımı kullanıyorum ben. Ben kimsenin hayatını çalmadım. Gökçe Kırgız ve Gökçe Kırgız Taner, yani gerçek ismiyle Merve Doğan. Hiçbir zamanda saklamadım. İkili arasında hukuki süreç henüz çözülmemişken Gökçe Kırgız bir kez daha şoku yaşadı. Bir gecede sosyal medya hesapları başka birini taklit ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Hiç kimseyi taklit etmiyorum. Doğduğumdan beri ismim Gökçe Kırgız ve bununla alakalı gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Benim yaptığım hani bir şey yok. Ben mi yani adımı değiştirmem gerekiyor bu noktada, bunu anlamış değilim gerçekten. Gökçe Kırgız bundan 15 yıl önce Kalbime Gömerim şarkısıyla gündeme gelmiş ve şarkıyı milyonlar dinlemişti. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Ancak Kırgız eğitimim öncelik diyerek yüzünü gizledi ve piyasaya çıkmadı. Herkes onu çok merak etmişti ama eğitimle devam etti tam 15 yıl. Ben hep vardım zaten, sadece ertelemiştim. Sonra ismini ve soy ismini Merve Doğan'a. Ben vakti zamanında adımı soyadımı 2011 yılında değiştirdim. Benim zaten tek hatam bu. Şarkının sözlerini de Almanya'da bir söz yazarına kaptırdı. O dönemdeki akıl hocalarımla birlikte yaptım. En kötü hakaret kendime aslında. Bu benim belki de kendime yaptım en fena kötülük. Ben bu sese hizmet ediyorum. Dolayısıyla bu ada da hizmet etmiş oluyorum. Gökçe Kırgız ismi bir dernek değil. Neye hizmet edildiğini anlayamadım. Dernek miydim derken? Tövbe estağfurullah. Elinde sadece bir beste kalmıştı. Yıllar sonra Adını Anmam şarkısıyla yeniden müzik piyasasına girdi. Adını da anmam bir daha. Benim ismim bu, yani başka bir isim kullanma alternatifim yok benim. Resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde adım soyadım Gökçe Kırgız. Gökçe Kırgız'ım doğduğumdan beri ve sosyal medya hesabımı da kullanmak en doğal hakkım diye düşünüyorum. Yeniden Merve Doğan olmak ister miydiniz? Keşke Türkiye Cumhuriyeti bana böyle bir hak tanısa da olsam. Hukuk yoluyla çözmeye karar verdim. 250 bin liralık manevi tazminat davası devam ederken Gökçe Kırgız'ın dün gece Instagram hesabı bir başkasını taklit ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Şu an ne olarak mesela kendime bir sosyal medya hesabı açabilirim kapatılmaması için? Ve şoke olan Kırgız bir video yayınladı. Bunu kim yapıyor dedi. Kim neden böyle bir şeyin peşinde koşuyor? Bunu hakikaten birisi kapatıyorsa da Allah belasını versin yani, gerçekten. Ama Gökçe Kırgız Taner'den de cevap gecikmedi. Bir videoda o yayınladı. Instagram'ı kapattıran kişi ben değilim dedi. Ben yapmadım. Bir baktım herkes bana yazıyor, sen kapattırdın, neden kapattırdın, ne oldu, ne bitti. Siz Instagram hesabınızı kapatanın Gökçe Kırgız Taner olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben böyle bir şey iddia etmedim. Kendisi kalkıp bir cevap vermeye ihtiyacı hissetmiş. Ben de açıklama yapma gereği duydum. Neden üstüne alındığını bilmiyorum. Ben çünkü direkt hedef göstermemiştim. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Vururdum.